Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne var, günaydın de? Günaydın. Nasılsınız de? Nasılsınız? Nereye gidiyoruz Meva? Doktora annene iğne yapmaya gidiyoruz. Evet. Ablamla da iğne yaptı. Evet, ablamla da kan verdik. Onun da sonuçlarını alacağız. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Beni soracak olursanız yüzüm gözüm şişmiş bir halde görüyorsunuz. Şimdi sağlık hocanı aradılar dün. İşte kan vermeye çağırdılar. Normalde aslında haftaya gel demişti ama hatta şey almıştım. Ne? Ay, ne diyorlar ona? Randevu almıştım işte. Gebeleri normalde randevusuz alıyorlarmış. Gidiyoruz bakalım, kan vereceğiz. Aç karna. Meva da bana eşlik ediyor. İkra'ya götürdüğümde İkra'nın kucağına atlamıştı Meva. Ablamın konu kanı almayın diye. Ablamın kanı diye. Şimdi bakalım. Ben vereceğim inşallah. Söyledim ona. Dedim Meva, kan vereceğim. Bak anne iğne yapacaklar. Sakın bir şey yapmak yok. Bizim sağlık ocağımız çok yakın. Ay, bugün hava çok güzel gözüküyor aslında burada ama biz montlarla çıktık. Değil mi Meva? Çok rüzgar var çünkü. Değil mi Meva? Bak. Meva illa gözlük takmak istedim. Evet. Gözlüğünü göremiyoruz telefonla. Doktoru gösterecekmiş gözlüğünü, bakalım. Doktorunu çok seviyorlar buradaki sağlık ocağındakine. Şimdi gidelim bakalım. Bizim şöyle İkra'nın okulu, aşağısı bizim ev. Şu caminin içi de yan tarafta sağlık ocağımız. Yakın olduğu için çok rahat oluyor. Çoluk çocukla falan. Evet anne. Evet mi annem? Bir bana bak. Teyzelerin öpçük at. Öpçük at teyzeleri. Saçını taratmıyor. Hala saçını taratmıyor, biliyor musunuz? Saçını zor bela topluyorum. Değil mi? Meva. Hiç ama hiç acımıyor çok. Ha. Daha acımıyor. Böyle her yer yeşerdi ama ne kadar. Bugün hava güzel olmuş. Anne, saçım açmıyor. Acayip rüzgar var. Anne. Anne. Sen açmıyor. Şöyle caminin içinde bizim şeyimiz, sağlık ocağımız. Tırpan yapılacak herhalde. Orası amca. Bizim doktorumuz. Bakın bakın. Ağaçlara orası bak. Orası bizim doktorumuz değil ne mi? Kadar güzel. Evet. Orada bizim doktorumuz evet, var. Evet, bakın toprak, kum nasıl yağmış. Ay, valla bugün çamaşır atacağım balkona. Balkon demirlerini çok iyi silmem lazım. Yani bildiğiniz çamur akıyor demirlerden. Benim orada çok güzel bir algı taşımıyor. Öf, bir şey kokuyor. Orada benim çok güzel bir algı taşımıyor. Nerede? Nerede arkadaşım var? Yarın 23 Nisan İkralar bugünden kutlama yapacaklar, bakalım. Çamaşırda var. 23 Nisan. Kutlu olsun değil mi Mevoş? Namazda var arkadaşım. Nerede var? Namazda mı? Evet. He, teravide. Bak, tırfan yapılmış. Üfleme yapılıyor şu anda. Burada her yer şöyle tırfan yapıyor. Abiler şöyle bak. Şu an çimin kokusunu hissetmenizi isterdim. Öyle güzel kokuyor ki. Çimen. Parkın içinde. Sonra birisi de arkadan üflüyor. Çimenleri. Ve ortalıkta yollarda kalmasın diye. Şöyle göstereyim. Çalışıyor belediye. Buraları yapmışlar. Birisi arkadan üfleyecek. Gel. Parkı yapıyorlar aşkım. Evet, şimdi eve geldik arkadaşlar. Sabah işte hemen tansiyonum ölçtü. Tansiyonumda benim biraz sıkıntılar oluyor. Ya çok ya yüksek çıkıyor ya düşük çıkıyor. Bakalım, inşallah bir sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Şimdi kızlara makarna, karpuz vereceğim. Ondan sonra bu akşam benim de evdeyiz. Kızartma yapacağım. Ama şimdi size yufka börek tarifini göstermek istiyorum. Hani Ramazan için yufka açtık, kuru yufka yaptık ya. Kuru yufkadan
hemen şipşak 5 dakikada nasıl börek yapıldığını ve yoğurtlu börek ama yediğiniz zaman peynirli börek zannedenler oluyor arkadaşlar. İçindeki yoğurt olduğunu asla anlamıyorlar. Şimdi sizinle hep beraber onu yapalım. Şimdi şöyle arkadaşlar, benim börek tavam var. Şöyle azıcık zeytinyağı gezdireceğim. O sırada bu şey yaparken, tavam ısınırken 2 dakika ısınması yeterli. Şöyle soğuk suyla bu şekilde yufkamızı ısıtıyoruz. Çift taraflı. Evet. Aslında büyük tepsim olsa onun içerisine su koyup da, şimdi ben bir tavamı alayım. Bakın şimdi. Yapma. Bunu ikiye bölüyorum. Kızlar da yemek yiyor arkada. Kusura bakmayın. Kim düştü? Biliyorum. Hayır, şöyle. İkra da benim gibi sevmiyor. Meva da gidiyor ikranın kulağının dibine şap şap şap. Ben de hiç sevmem. Ay hiç. Şöyle ince geçiriyorum şuradan. Su böreği gibi değil mi Hacı? Şey ya, yufka böreği. Sabah böreği yapıyorlar ya. Şimdi. Şunları da alacağım. Babam hiç temiz. Anne. Şimdi şöyle arkadaşlar, yoğurdumuzun en koyu yerinden. Normalde bunu aslında ev yoğurdu da değil de dışarıda satılık yoğurtla yaptığınız zaman daha güzel oluyor ama ben artık ev yoğurdu yapmaya başladım. Şöyle birazcık sürüyoruz ama bunu yiyen insanlar asla yoğurt olduğunu anlamıyorlar. Kaymak tadı veriyor değil mi? Ekşimik gibi oluyor böyle şey. Hani yoğurt şey yapıyor ya, ısınıyor ya. Evet. Ekşimik gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Benim eşim her gece bundan yiyor arkadaşlar. Anne. Bir de silor yapıyorum. Bugün size silorun tarifi. O kadar basit ki. Şöyle çok da fazla sürmeyeceğim. Yapma ya, yapma. Meva sen dışarı gelmiyorsun. Geliyorum. O zaman geç yerine, ablanı rahatsız etme. Meva da sürekli ve ablasını rahatsız etme hastalığı. Dedi ki o beni rahatsız ediyor. Sizde de aynı mı durum var? Bir de sürekli parktayız yani biz arkadaşlar. Geçen valla güneşli havada bir çıktı. Tam 4 saat. Şöyle böyle. Bu şekilde bunu da üstüne kapatıyorum. Abla. Olduğunuz gibi. Abla. 2 tane yufkadan, 3 tane yufkadan. İşte kalabalığınıza göre 4 tane yufkadan nasıl abla isterseniz. Kendimizi kullanma ya baba. Yapabilirsiniz. Ya. Ben şimdi çoluk çocuğa yapıyorum. Ya. Vallahi soruda çekmek o gözle kafayla çok zor olduğu için dedim gündüzden çekeyim, göstereyim. Çünkü Ramazan'ın başında yufkaları yaparken size demiştim ki çekerim size nasıl yufka börek yaptığınızı diye. Bunlar çok güzel oldu. Ne bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde bastırıyorum. Şöyle ocağımın üzerine koyacağım. Kızaracak zaten. Arka tarafına da şöyle kapatacağım. Şöyle kapağım var. Bunu da üzerine kapatıyorum. Şimdi bu biraz kızarsın, ondan sonra görüşeceğiz. Bu tarafını şöyle çevireceğim. Bu şekilde böreğim. Burası birazcık daha kızaracak. 2 dakika daha kızarsa yeterli. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet güzel oldu. Hem pratik, 5 dakikada. Ben bunu her soruda yapıyorum. Bunu yapmasam da silor yapıyorum. Bir günde size silor tarifini vereceğim. O kadar basit ki bundan daha kolay gerçekten. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu yediğiniz zaman içerisinde yoğurt olduğunu asla anlamıyorsunuz. Çünkü yoğurt sıcağı görünce ekşimeye dönüşüyor. Yani peynir oluyor. Bu şekilde yapmak isterseniz kolay, pratik bir tarif. Böyle kahvaltılarda falan. Eşim illa bunu soruda yemezse orucunu tutamıyor. Böyle. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.